Selamünaleyküm arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Duasıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar, AVF İlahiyat Arapça 1. 7. ünite 1. videomuzu çekmiştik isim tanıması ile ilgili. Bu ikinci videomuzda da yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, muzaaf her zaman müfret bir kelime olmaz. Bazen tesni olur, bazen cemi olur, bazen kurallı cemi, bazen kurallı müzekker cemi, bazen kurallı müennes cemi, hepsi olabilir. Ama özellikle muzaf tesniye olduğunda veya düzenli müzekker çoğul olduğunda ne demektir arkadaşlar? Düzenli müzekker çoğul dediğimiz, mesela muallim kelimesini ben düzenli müzekker çoğula çevirdiğimde sonuna vav ve nun ekliyorum. Ne oluyor? Muallimune. İşte sonuna vav ve nun ekleyerek çoğul yaptığımız müzekker kelimelere düzenli müzekker çoğul diyoruz. İşte muzaaf böyle bir kelime olduğunda veya tesniye olduğunda arkadaşlar, normalde biz muzaafta ne yapıyorduk? Yukarıdaki örneklerimizde ne yapmıştık? Muzaaf olan kelimenin tenvinini kaldırıyorduk. İşte tesniyede ve cemi müzekkerlerde böyle bir tenvin kaldırma durumu söz konusu değil. Bu tenvine işaret olarak bunların sonunda olan nunları muzaaf olduklarında atıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunu örneklerle anlatalım. Mesela muallimani, iki öğretmen, el medraseti dedim. Bakın arkadaşlar, ben bunu muzaaf olarak kullanacağım zaman muallimani diyemem. Muallima derim. Nunu tenvinmiş gibi. Sanki bakın şu mesela muallimun kelimesini ben muzaaf yaptığımda ne yazıyordum? Nasıl yazıyordum? Muallimu diyorum. Temini kaldırıyorum. Burada da işte nunu atıyorum. Bunlar muzaaf olduğunda. Muallimal medraseti. Bakın arkadaşlar. Şimdi muallimal medraseti. Şimdi buradan hemen şuna bakıyorum. Muallim kelimesinden sonra gelmiş medrese. Mecrur gelmiş mi? Evet. Araya bir kelime girmiş mi? Yok. Ha, demek ki bu muzaafın iley. O zaman bu da muzaaf. O zaman burada bu tesni olduğunu neden anlayacağım? Şurada muallimun muallimani idi. Nun düşmüş. Muallima olmuş. Muallimal medraseti. Okulun iki öğretmeni. Muallimunel medraseti. Arkadaşlar, nunu atıyoruz. Muallimul medraseti. Okulun erkek öğretmenleri. Muallimeyni arkadaşlar. Bakın, muzaaf ne demiştik az önce biz? Muzaaf raf da olur, nasb da olur, cer de olur. Şimdi ben muallimani veya muallimune dediğimde tesniyeyi elifle, cemi müzekkeri vavla kullandığımda bunlar bunun merfu halidir, raf halidir. Ama ben bunları arkadaşlar, ben bunları diyelim ki cümlede mef'ul olarak kullanmak istiyorum. O zaman ne olacak? Tesniyede muallimani, muallimeyni olacak arkadaşlar. Muallimune, muallimine olacak. İşte bu bunun nasb hali veya cer hali. İkisinden biri, nasb ve cer hali ortaktı bunların, biliyorsunuz. Nasb hali, cer hali. Ha, bunların muzaaf olduğunu nereden anlayacağız? Şu nunları atarsak muallimey el medrese. Bakın arkadaşlar, şöyle bir kelime gördüğünüzde muallimey, özür dilerim yanlış yazdım, muallimey el medrese ki bunu gördüğünüz zaman ne diyorum? Ha, aslında bu şurada bir nun vardı. Muallimeyni idi bu. Muzaaf olduğu için nun düştü. Arkadaşlar, şurada bir de şu yazıma dikkat edin. Sakin bir kelimeden bir diğer kelimeye
geçişte arkadaşlar Araplar es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kes kuralınca bunu kesreleyerek de okutabilir. Yani muallime yil medraseti şeklinde de karşınıza çıkabilir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Muallimil medraseti. Bakın çoğullarda da muallim ve bakıyorum sonunda bir ye var. Muallimil medraseti. Medraseti mecrur olmuş. Demek ki arada bir şey yok. Demek ki bu muzafın ne? Bu da muzaaf. Bu muzaafsa muallimi benim öğretmenim olmayacağına göre bakın arkadaşlar dikkat edin. Bakın burada dikkat edin. Şimdi muallimi benim öğretmenim diyebiliriz aslında değil mi? Muallimi benim öğretmenim. Ama bakın şimdi buradan bir başkasına geçince şimdi okulumun benim öğretmenim diye bir tamlama olur mu? Olmaz. O zaman arkadaşlar demek ki buradaki ye mütekellim yası değil, çoğul yası okulun öğretmenleri. Buradaki muallimine idi. Nun düştü. Muallimil medraseti oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Muzafun ileyh olan kelime. Tesniye veya düzenli müzekker çoğul olur ise muzafun ileyh. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Tesniyelerde raf hali nasıldı? Ani şeklinde yazıldığında mesela muallimun muallimani değil mi? Şuradaki elif raf haliydi. Tesniye kelimelerde nasb ve cer halinde bu elif neye dönüşüyordu? Cezimli bir ye'ye dönüşüyordu. Muallimeyni oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kelimeler mesela muallimune cemi müzekker bu vav ne haliydi? Raf haliydi. Eğer ben bunu muallimine şeklinde okursam arkadaşlar bundan önceki kelime yani ise muallimine şeklinde okursam o zaman bu bunun ne halidir? Nasb ve veya cer halidir. Örneklere bakıyorum. Muallimeyni. Hocam ama nun düşmemiş. Arkadaşlar dikkat edin. Nun muzafun ileyhte değil, muzaf olan kelimede düşer. Muzaf olan kelimede düşer. Muzafun ileyh de tesniye veya cemilerde nun düşmez. Tekrar söylüyorum. Muzafun ileyh de tesniye veya cemilerde arkadaşlar nun kesinlikle ne yapmıyor? Düşmüyor. Lütfen buna dikkat edelim. Yani kalemül muallimeyni veya kalemül muallimine arkadaşlar. Mecrur muttasıl zamirler yani isme bitişen zamirler muzafın ileyh olurlar arkadaşlar. Ve zamirler mebni olduğu için mahallen mecrur olurlar. Bunlar harfi cerlere de bitişirler arkadaşlar. Harfi cerlere bitiştiklerinde sadece cer olurlar arkadaşlar. Ama bir muzaf olan kelimeye yani bir isme bitişip de geldikleri zaman bir zamire değil de bir isme bitiştikleri zaman o ismin muzafun ileyhi olurlar. Mesela bakın kitabuhu onun kitabı. İşte buradaki onun ifadesindeki şuradaki hü zamiri ne olur arkadaşlar? Muzafun ileyh oluyor ama mahallen meczur oluyor arkadaşlar. Beytühüm, beytuna hepsi aynı anlama geliyor arkadaşlar. Onların evi bizim evimiz. İşte burada bunlar hep beytü kelimesi muzaf, tüm muzafın ileyh. Beytü kelimesi muzaf, na muzafun ileyh arkadaşlar. Arkadaşlar ünitemizde bir de külle kelimesinin kullanımıyla ilgili bir bilgi var. Külle kelimesinden hemen sonra marife yani belirli bir isim gelirse külle bütün anlamına gelir. Külle dullabi, bütün öğrenciler. Küllel insani veya küllün insani, bütün
insanlar. Ondan sonra mesela küllül kitabi, bütün kitaplar, küllü devai, bütün ilaçlar, küllül leyli, bütün geceler anlamında arkadaşlar. Eğer külleden sonra nekra bir kelime gelirse her şeklinde onu tercüme ediyoruz. Külle insanin, her insan. Külle talibin, her öğrenci. Arkadaşlar, evet bu şekilde bir ayrım var. Lütfen buna da dikkat ediniz. Arkadaşlar, Arapçada isim tanımlaması belli kuralları kavradıktan sonra kesinlikle anlaşılmayacak, yapılmayacak bir şey yok. Mutlaka anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz bir konu. Ancak işte kademelerde anlattığımız şeylerde nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterdiğimiz şeylere oldukça dikkat edin. Bakın arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Tamlamalar, cümle içerisinde aralarına kelimeler, şunlar bunlar vesaire girerek ayrılmazlar arkadaşlar. Bundan dolayı iki tane kelime yan yana gördünüz. Birincisinde herhangi bir şekilde elif lam takısı yok. Tenvin yok. İkincisinin de esre olduğunu gördünüz. Burada hemen ne yapıyorsunuz? Bir isim tanıması olduğunu düşünüyorsunuz. Mesela buraya şöyle bir örnek verelim. Ne diyelim arkadaşlar? Miftahul gaybi diyelim. Gaybın anahtarı değil mi? Miftahul gaybi. Bakın bir esre. Şimdi bakıyorum kenar önce bir harfi cer var mı? Cer harfi yok. Kenar önce bir muzaf var mı? Bunu esredecek. Bakıyorum kenar önceki kelime tenvin almamış. Elif lam takısı yok. Aslında nekra bir kelime. Normal ben bunu tenvinli yazabilirim ama tenvinli yazmamışsam bu ne anlama geliyor? Bu kelime arkadaşlar kendine sonraki kelimenin muzafıdır. Bakın kendine sonraki kelimeyi de zaten cer ettiğinden muzaf olduğunu anlıyoruz. Çünkü onu o kelimeyi cer edecek başka bir alamet göze çarpmıyor. İşte bunu kavrayabilirseniz, bu söylediğimi iyi anlarsanız arkadaşlar bu konuda kesinlikle problem yaşamazsınız. En güzel şekilde konuyu anlamanızı ümit ediyorum. Sizlere hayırlı çalışmalar diliyorum. Fi emanillah ilellika.